Yokuşun başındaki marketten değil. Bir sonrakinden alacaksın, tamam mı oğlum? Tamam anne. Seher abla, araban da çok güzelmiş. Güle güle kullan. Gezeceğiz artık Eray. Annen, sen, ben. Canımız nereye isterse oraya gideceğiz. Süper. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz Şeref abi. Görüşürüz canım. Hadi ama içeri girelim artık. Tamam. Ayrıl arabadan. Görüşürüz Ayla. Görüşürüz canım. Şeref bana ev al, tamam hayatım. Şeref bana araba al, tamam hayatım. Kadın ne istese alınıyor. Kadın ne diyorsa yapılıyor. O kraliçe bir soytarısıyız sanki. Allah daha iyisini versin Leyla. Ne kötülüklerini gördün. Alacaklar tabii, niye almasınlar? Hep senin yüzünden. El alemin karıları gıcır gıcır arabaları nispet yapar gibi kapıların önüne çekiyor ya sen? Aklına bile geldi mi şu karımı bir gün mutlu edeyim, bir sürpriz yapayım demek ha? Geldi mi? Önce belimizi bir doğrultalım da. Şu belimizde yıllardır doğrulamadı bir türlü. Görmüyor musun benim salak kocam? Kadın burnuma niye sokuyor arabayı? Bende var, sende yok diye sokuyor. Gör diye sokuyor. Çatla diye sokuyor. Ayla, ayıp ediyorsun ama. Haksızlık etme. Hatırlasana havale geçirdin Eren'i. Kucağında koşa koşa hastaneye Seher'i yetiştirmedin mi? Nasıl böyle konuşuyorsun? Senin başın sıkıştı Seher. Benim elim sıkıştı Şeref. Ayrıca ne nispeti Allah'ını seversen ya? Hah, güleyim bari. Bunların altında ne var sanıyorsun? Sırf iyilik mi? Güldürme beni. Bize Ezben'in ona verdiği büyük haz var. Hava var. İyilik meleği tafraları var. Şu sofrayı kur da yemeğimizi yiyelim artık. Eren neredeyse gelir. Karnım zil çalıyor. Hmm. Canım sağ olasın. O kadar mutluyum ki. Benim için değerini anlatamam sana. Kazasız belasız kullan inşallah. Hep aklımdaydı şu kırmızı araba. Kısmet bugün eğmiş. Rahmetli babam o kocaman kırmızı tendeli arabasının arkasında mahallenin tüm çocuklarını alıp gezdirirdi. Eminönü Sultanahmet'te dolaşırken bize balonlar çikolatalar alırdı. Hepimiz çok eğlenirdik. Bizim için kırmızı araba eğlence demekti. Babam öldükten 6 ay sonra araba satıldı. Hayatımda hiç o kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Sanki o gün babamı bir kez daha kaybettim. Sadece ben mi? Mahallenin bütün çocukları. Babam kırmızı arabasını çok severdi Şeref. Artık benim de kırmızı bir arabam var. Çocukluğumu bana sanki yeniden bahşettin. Beni çok mutlu ettin. Mevlam da seni mutlu etsin. Allah'ım tüm yollarını açsın, sıkıntı yüzü göstermesin. Arabayı aldık. Geldik, kapının önüne koyduk. Ne duruyoruz? Hadi bana bir Sultanahmet turu attır. Şöyle sahilden bastık mı, Samatya, Kumkapı, Can Kurtaran. Ne dersin? Harika olur derim. Hem sana balon da alırım, baloncu görürsem. Tekrar hayırlı olsun komşum. Dur aile gözüme sokacaksın. O ne öyle kocaman? Öyle arabaya böyle boncuk. Daha ufağını getiremezdim. Arabaya ayıp olurdu. Kırılırdı araba bana. Hadi buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk üstad. Gelip bir hayırlı olsun diyelim dedik. Ay. Sağ olasın Sedat. Ne güzel araba öyle Seher. Kraliçe gibi kurulursun artık arabaya. Evet. Ben de çok beğendim. Şeref sağ olsun.
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdi. Sağ ol komşu, darısı sizin başınız. Ne kadar düşüncelisin Şeref. Sedat benim bir hayalim var mı onu bile bilmez. Nerede bana araba alacak? Yıllardır ehliyetim var ama sorsan kaç kere direksiyona oturdum. Şanslısın canım. Değerini bil kocanın. Olur inşallah. Biz de Şeref'le çıkıp arabanla tur atacaktık. Beraber gidelim mi ne dersiniz? Hatta sahilde durup çay içeriz. Çaylar şirketten. Hakikaten ya. Beraber gidelim. Olur. E gidelim o zaman. Seher'in şoförlüğünü bir kontrol etmiş oluruz. Karım iyi şofördür. Emniyettesiniz. Ama karısına da laf söyletmezmiş. Bir de çaylar şirkettenmiş. Aman her istediğini yaptırsın haspam. Araba kullanırken havalar neydi öyle? Şeref de maşallah ağzının içine bakıyor. Hadi Ayla yat artık sabah erken kalkacağız. Aman sen de beni dinleme. İki kelime laf etme zaten. Ne konuşayım Ayla? Kadın iyi niyetle çaylar şirketten dedi işte. Ne havası Allah aşkına? Sen Seher'den bahsedildiğinde niye hep onun tarafını tutuyorsun bakayım? Ne demek istiyorsun Ayla? Yok her konuştuğumda lafı ağzıma tıkıyorsun ya. Kes sesini Ayla. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Hasbinallah, hasbinallah. Ya şu söylediğini bir duyan olsa Allah seni ıslah etsin Ayla. Yok sen böyle avukat gibi her lafımda Seher'in tarafını tutunca ben de... Ben hakkının tarafını tutuyorum. Sen de haksızlık ediyorsun. Vallahi arabayı alalı kaç zaman oldu? Şu arkadaşını bir gezdirmedin yani. Aa aşk olsun. İstediğin zaman çıkalım Aylacığım. Seher'cim benim de böyle bir arabam olur mu dersin? Ya neden olmasın ayol? Daha iyileri olur inşallah. Hem senin benim mi var? İhtiyacın olduğunda al kullan işte. Sahi mi söylüyorsun? Aa elbette canım. Lafı mı olur? Ne zaman istersen. Kaç yıldır ehliyetim var ama kullanmadım ya ben. Şimdi ne durumdayım hiç bilmiyorum. Beraber pratik yaparız. Şıp diye hatırlarsın. Ay harika olur valla. Şundan da alsana. Ah alırım canım sağ ol. Selamünaleyküm komşum. Oo Sedatçığım gel buyur. Kardeşim. Al dostum sana borcumu getirdim. Allah Allah ne acelesi vardı Sedat. Elin rahatlayınca getirirdin. Düzene girdik Şeref sağ olasın. Tamam alıyorum ama ihtiyacın olursa hiç çekinme. Allah razı olsun Şeref. Kötü gün dostlarısınız. Hem sen hem Seher. Şeref, bu parayı aldığımdan Ayla'nın haberi olmasın, tamam mı? Ben söylemem tabii ama... Seher? Yani eşimden bir şey saklamam ya. Aman abi ya, öğrenirse öğrensin. Sen biliyorsun, benim hanım biraz garip yaratılışlıdır. Ama yapacak bir şey yok artık. E hadi bari çayımızı içelim o zaman. Bir de tavla atalım. Atalım, benim için hava hoş. Ama zar toplamayasın yine masaların altında. Hadi oradan be, ben çayları söylüyorum. Nuri oğlum iki çay. Gel bakalım. Hadi. Ay ne güzel kullanıyorsun. Tabii kızım ne sanıyordun ya? O kadar da kullanmadım değil canım. Köye gittiğimizde kayınpederimin falan arabasını kullanıyordum ben. Ne güzel ehliyetin yanında mı? Yanımda. Hadi bari yavaş yavaş eve gidelim. Ciddi misin? Niye ciddi olmayayım? Hatta bırak evi sahile çekelim de biraz hava alalım. E peki bakalım. Haydi kemik.
Hadi be. Sedatçığım, ben sana söyledim. Bükemediğin bileği öpeceksin dedim. Benim suçum değil. Senin çay ocağının çayından oldu her şey. Biteceği tutmuş. Dikkat ettim, çay içmediğim zamanlar yeniliyorum ben sana. Şimdi adet yerini bulsun. Şunu da şöyle koltuğunun altına sıkıştıralım, gel gel. Yapma abi ya. Olmaz olmaz. Bu tavla koltuk altında olmadan olmaz. Sedatçığım, bundan sonra tavlada yenilmek üzeresin. Başın belada. Hemen bana telefon açıyorsun. Şeref bana çay söyle diyorsun. Jet kargoyla çayın yanında. Aman be, senin ağzına düşen de kabahat. Sen çözdün mü işi hala? Nasıl soladın o kamyonu öyle? Ne yapayım? O da 20 kilometre hızla gitmeseydi otobanda. Ayla, bana niye söylemiyorsun? Neyi? Ayla, biz 10 yıllık komşuyuz. Elin darda kalınca insan gelip söylemez mi? Niye elim darda kalsın canım? Bak hala saklıyorsun. Sedat durumumuz kötü demiş şu günlerde. E'si işte... Şeref'ten para mı istemiş? Konu o değil. Konu sen bana niye söylemiyorsun? Söylemiştim ya, babamdan kalan arsanın parası öylece... Yani kocan kocandan dilendi, ben de senden dileneyim, öyle mi? Sen ne diyorsun Ayla? Ben bunu mu demek istedim? Seher, moralin mi bozuk senin? Bozuk Şeref, gerçekten de bozuk. Ne oldu ki? Ayla. Bir tuhaflık var Ayla'da. Onda garip bir şey hissediyorum. Samimi olmayan bir elektrik, tuhaf çıkışlar. Bir süre görüşmesem mi diyorum. Garip kadın, haklısın ama Sedat iyi birisi. Onun hatırına idare edelim derim ben. Kendime hata bende mi diye soruyorum. Hayır. Onu kıracak hiçbir şey yapmadım. Bazen o kadar hıçınlaşıyor ki ne söylediğini bilmiyor. Biz iki arkadaşız. Aramızda kıyaslama yapması üzüyor beni. Haklısın. Sedat da tam tersi Allah'lık bir adam. Dünya iyisi. Benden aldığı parayı bugün getirdi, biliyor musun? Asıl büyük sorun oradan çıktı ya. Sakın Sedat'ın benden para aldığını söyledim deme. Söylememem gerektiğini bilmiyordum. Aile işte. Adamın beynini yiyordur şimdi. Biliyor sanıyordum. Karı koca arasında gizli saklı mı olur canım? Haklısın Seher. Sedat bana da baştan söylemedi. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım, geçmiş olsun artık. Benim başımı niye öne eğiyorsun Sedat? Başka para alacak adam mı bulamadın? Saçmalıyorsun artık Ayla. Şeref kaç yıllık dostum benim. Ayrıca kimden para alacağımı sana soracak değilim. Kadın bana bugün ne havalar attı biliyor musun? Kocası sana para vermiş. Zaten onların da bugünlerde durumu iyi değilmiş. Bir daha onlardan para istememeliymişiz. Bir yüksekten konuşmalar, bir küçük görmeler. Allah'ım adam, sen beni öldürecek misin? Ah başım. Kalk gidiyoruz. Ah nereye? Tabii ki şereflerle yüzleşmeye. Kimse benim karımla bu şekilde konuşamaz. Yürü yürü, hemen yapacağım yuvalarını. Bir kere de şaşırt beni be Ayla, bir kere de şaşırt. Baba, ne oluyor? Bir şey yok oğlum. Annenin rutin bayılmaları.
şimdi. O çok sevdiğin arabanı birazcık çizeyim. Bakalım yarın arabanın bu halinden hoşlanacak mısın? Biraz da senin keyfin kaçsın. Sen olmasan ne yapardım Seher kızım? Her ay bankaya gitmek zor geliyor bana. Tutmuyor artık bacaklar. Aa, Adviye teyze ne yapıyorum ki ben aşık olsun? Olur mu evladım? Senin yaptık... İnanmıyorum, ne olmuş arabama? Özellikle çizmişler, baksana Adviye teyze. Ne isterler anlamam ki. İnsanlar çok kötüleşti kızım. Ahlaksızlar. Nasıl bir vicdandır bu? Allah'ım ya. Kötülük insanın içine bir çöreklendi mi? Üzme kendini yavrum. Olana çağırıyor. Allah'ından bulsunlar inşallah. Ay, Adviye teyzeciğim kusura bakma. Ağrıyan bacakların üzerinde tutuyorum seni. Tamam. Hadi bin teyzeciğim, bankaya da geç kalmayalım. İnanmıyorum ya. Şu hale bak. Bu kadar. Ay. Hayırdır inşallah. Oğlum ne arıyorsun dibimde? Ödümü kopardın valla. 40 güne kadar ölmezsem iyidir. Ay. Anne. Hı? Anne, bir ay sonra bizim çocuklar hafta sonu için tatile gideceklermiş. Daha yer belli değil ama Olimpos falan düşünüyorlar. Ben de gitmek istiyorum. İyi oğlum. Babana söyleyelim. Gelirken banka falan soysun. Ya of anne ya, ne banka soyması, alt tarafı 2 gün. A benim güzel evladım, ev kirası, okul masrafların, yeme içme. Maşallah sinemandan, hamburgerinden de mahrum değilsin. Az para mı onlar? Burada hiç gezmiyorsun sanki. Paramız yok, otur oturduğun yerde. Neyin var senin? Önce sen söyle. Yok hayatım, önce sen söyle. Aktaş İnşaat bu ay alacağımızı geciktireceğini söyledi. Gebze'de yaptırdığımız inşaatın banka kredisini ödüyorduk ödemeyle. Ve benim de şu an elimde nakit yok. Ve bir hafta içinde krediyi ödememiz lazım. Bana aldığın arabayı satalım hayatım. Ben de bunu söyleyecektim. Satalım Şerif. Başka çaremiz var mı? Kredi 30 bin liraydı değil mi? Söz veriyorum. Önümüzdeki ay yeni bir araba alacağım karıma. Tamam. Arabam çok güzel ama huzurumuz her şeyden daha önemli. Sen ne söyleyecektin bana? Arabayı satma fikrinden sonra hoşuna gidecek bir haber değil ama yapacak bir şey yok. Neymiş o? Adviye teyzeyi bankaya götürecektim. Hı-hı. Burada apartmanın aşağı indim. Arabayı bir gördüm. Boydan boya çizilmiş. Bilerek yapmışlar. Evet, inanamadım yani, böyle kaldım. Nasıl ya? Daha 2-3 ay oldu arabayı alalı. Niye satıyorlar ki? Ben bu işin hiç yüzünü öğrenmeden Kınay'a falan gitmem.
Arabayı satıyormuşsunuz. Niye, ne oldu ki? Elimiz sıkıştı biraz, ondan satıyoruz. Aa, sizin elinizde mi sıkışırmış? Niye sıkışmasın hala? Ticaret bu. Demek ki neymiş arkadaşım? Bir şeyi ne kadar istesen de kısmet değilse olmuyormuş. Tüh, doyamadın da arabana. Yine alırız inşallah. Doğru, kocan yine hayalini kurduğun başka bir arabayı çekiverir kapıya. Ama yine de bunun yerini tutmaz tabii. Sonuçta ilk göz ağrısı. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur geç içeri. Gel canım. Gerçi arabanın bir yanında boydan boya çizilmiş. Satılır ama fiyat kırarlar, söyleyeyim canım. Ha Ayla, geçen gece sıkıldım, camı açayım da hava alayım dedim. Seni sokakta gördüm. Saat 3 müydü neydi? Apartmana giriyordun. Hayırdır? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu gece gece? Ne, o saatte beni mi gördün? Ayol, sen rüya görmüşsün. Ne işim var benim o saatte sokakta? Sedat beni kıtır kıtır keser. Hadi size iyi günler. Arabayı Ayla çizdi. Nasıl yani? Doğru mu hakikaten? Parçalar yerine şimdi oturdu. Adviye teyze de o gece Ayla'yı görmüş arabanın yanında. Ama ben yine de konduramıyordum. Çöp atmaya falan çıktı sandım. Ama artık eminim. Nasıl telaşlandı fark etmedin mi? Ben sana diyordum da inanmıyordun bana. Bu kadın seni kıskanıyor. Konduramıyordun bir türlü. Al işte. Kötü bu kadın, kötü. Ne diyeyim, gülümser. Allah'ından bulsun. Öyle bacım, öyle. O arabayı istiyorum. Bu kadar. O arabayı bana alacaksın. Ayla, sen iyice saçmalıyorsun artık. Dostlarımı kötü zamanından yararlanıp neredeyse yarı fiyatına sattıkları arabayı nasıl alırım? O arabayı gözlerinin önünde nasıl kullanırız? Saçmalama be. Biz almazsak zaten başkasına satacaklar. Kime satarlarsa satsınlar. Ama biz almayacağız. Söz. Ben de taksitle bir arabaya gireceğim ve sana bir araba alacağım, tamam mı? Ben o arabayı istiyorum. O kırmızı arabayı istiyorum. Seher'in o arabayı ne kadar çok sevdiğini bile bile nispet yapar gibi, öyle mi? Evet, aynen öyle. Rüyanda görürsün. Bu çirkin tartışmayı niye yapıyoruz ki? Bizim araba alacak paramız bile evet, yok. Evet, var. Of anne ya. Al bakalım. Bunlar ne Ayla? Altınları niye getirdin? Bu da hesap cüzdanı. Bu parayı nereden buldun Ayla? Biriktirdim. Hem sattığım kozmetik ürünlerinden hem mutfaktan arttırdıklarımdan. Vay vay vay. Kirli çıkıya bak hele. O kadar zor durumda kaldım. Bana hiç bu paradan bahsetmedin. Of. Aşk olsun anne ya. Bir hafta sonu tatile gideceğim dedim. Bana para yok dedin. Sedat, uzatma işte. O arabayı alıyoruz, o kadar. Hayır, almıyoruz. Sedat, biz o arabayı almayalım. Hem vallahi hem billahi boşarım seni. Bu da böyle bilene. Allah'ım, delireceğim ya. Boş ver ya. Araba senindir kardeşim. Güle güle kullan. Şerif, gerçekten mahcubum. Seher'in o arabayı ne kadar sevdiğini bile bile... Olur mu öyle şey Sedat? Siz almazsanız başkası alacak. Zaten bu ayı atlatalım. Hemen yeni bir araba alacağım ben Seher'e. Ne bileyim, yine de... Aa, tamam ama... Güle güle kullanın. Hadi bakalım, tavla atıyoruz. Çay ocağı açık mı? Çay söyleyeyim de şansım gelsin. Dün kulaklarım çınladı yine. Kiminle tavla oynuyorsan uzaklardan bağırıyordun. Şeref, düşeş atıp altı kapısını kapadılar. Başım belada, bana çay söyle diye. Allah iyiliğini versin Şeref. Seher, gel gel Allah aşkına. Şundaki havalara bak. Thank you.
Hay sanırsın İngiltere kraliçesi. Vallahi Şeref'e söylemedim ama bu hala gözümün önünde hep böyle nispet yapar gibi. Gerçekten çok gücüme gidiyor. Üzülme arkadaşım. Senin bu güzel yüreğini Allah senden bir alırsa bin verir. Görgüsüz şey ne olacak? Arabada artık gerçekten gözüm yok. Ama kaç yıllık dostluğumuz var. Görüyorsun değil mi yaptığını? Neyse konuşmuyoruz artık. Kafam çok rahat şükür. O sağ ben selamet. Her şeyin hayırlısı olsun Seher. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Sıkma o güzel yüreğini arkadaşım. Ben sana güzel bir defa al bakarım şimdi. Atacaksın yani bir şeyler. Geliyorsun değil mi Olimpos kesine? Yok gelemiyorum. Saçmalama oğlum. Çok eğleneceğiz. Niye gelmiyorsun? Annem yok dedi bir kere. Para yokmuş. Nuh der, peygamber demez o. Demek konu para yani. Aynen öyle. O zaman kendi paranı kendin kazan. Nasıl olacak o? Abim biliyorsun. Turizm içinde çalışıyor. Gece havalarından falan misafir gelince araba kiralayıp gidip alıyorlar adamları. Sadede gel. Dışarıdan araba kiralayacaklarına sizin arabayı kiralarlar. Nasıl olacak o iş? Oğlum daha nasıl para kazanacaksın işte? Annemle babam hayatta izin vermez. Hele annem asla. Parçalarımı ayrı toplarsınız. Annen nereden bilecek ki? Gece onlar uyuduktan sonra anahtarı abimler senden alır. Sabah onlar uyanmadan da getirirler. Böylece babalar gibi para kazanırsın. Nasıl geleceğim Olimpos'a, nasıl açıklayacağım? Senin gezi paranı ben veriyormuşum gibi yaparız. Olur biter işte. Süper ya. İşte şu apartman abi. Eren geldik biz. Hadi bekliyoruz. Çabuk ol. Ne yaptığımızı açık etmedin değil mi ufaklık? Yok abi eder miyim? Turizm içinde olduğumuzu söyledim. Aferin. Al bakalım. Buyur abi. Sabah Eren 6'da aşağı inip ruhsat ve anahtarı sizden alacak. Tamam. Araba orada. Hadi bakalım. Buraya koymuştum. Nereye gider ki? Eren, ruhsat anahtarları gördün mü? Nereden göreyim anne? Arabayı ben mi kullanıyorum? Allah Allah. Bir de yatak odasına bakayım bari. Anne, gel buldum. Nereden buldun ya? Ben buralara hep baktım. Alt rafa koymuşsun. Gözünden kaçmıştır herhalde. İyi tamam. Ben arabayı yıkamaya götürüyorum. Oradan da Semra'ya geçeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Koltuğun altında buldum. Ne o ya? Ne oldu öyle? Gözlerin parladı. Parlar tabii oğlum. Çok para var burada. Ver şunu. Bu parayı ben görmedim, sen de görmedin. Tamam mı?
Tamam mı benim işim? Tamam abla. Al bakalım. Sağ ol. Gol bir. Kim bu şimdi? Gir içeri, gir, gir, gir. Geç, geç. Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Sus. Kalk kapıya bakacağız. Yürü. Sakın bir şey belli etme. Ayla, ne oldu sana? Bir şey yok, gelin. Geç oğlum. Geç, 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 geç. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz? Deliriniz mi? Yürü. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Çayınızı içmeye gelmedik herhalde. Paramızı istiyoruz. Ne parası? Arabada unuttuğumuz 10 bin TL. Arabada mı? Hangi arabada? Ha, sizin haberiniz yok mu? Küçük beyimiz geceleri sizin arabayı bana kiraya veriyor da. Biz de 10 bin liramızı arabayı düşürdük. E biz de alalım dedik. Yok bizde para mara. Görmedik, gidin buradan. Bana bak kadın, o para buraya gelmezse bu evden sağ çıkamazsınız. Ama bizde o kadar para... Kapa çeneni, hiç sevmem kadın dırdırını. Doğru konuş kadın. Otur yere. Tamam yapma, parayı bulacağım. Ama telefon açmam lazım. Al buradan ara. Tamam. Alo Seher. Bak şimdi beni iyi dinle. Efendim Seher. Sesi mi titriyordu? Allah Allah. Dur ben bir Sedat'ı arayayım. Ne oluyor lan? Kim o? Para istediğimiz kişinin eşi. Bakmam lazım. Yoksa şüphelenirler. Tamam aç ama dikkat et. Buyur Şeref. Sedat, Seher'le konuştum. Para lazımmış. Hayırdır, önemli bir şey mi var? Evet, Seher'den istedik. Çok acil lazım. Bu hafta içinde ofise gelir öderim. Hem bir tavla atarız. Düşe çatıp altı kapısını kapatırsam da bana bir çay söylersin. Ne diyor bu be, düşeş müşeş? Lafı mı olur kardeşim, hemen hallediyorum. Tamam Şeref, bekliyoruz. Çay ocağı açık mı? Çay söyleyeyim de şansım gelsin. Düşe çatıp altı kapısını kapadılar. Başım belada, bana çay söyle başım. Sedatcığım, bundan sonra tavlada yenilmek üzeresin. Başın belada. Hemen bana telefon açıyorsun. Şeref bana çay söyle diyorsun. Jet kargo ile çayın yanında. Aman be, senin ağzına düşen de kabahat. Şeref, bana bir çay söyle. Geliyor mu para? Ne konuşuyorsun öyle abuk subuk tavla mavla? Şüphelenmesin diye samimi davrandım. Alo Seher. Panik yapma canım. Hemen polisi ara. Şimdi sorma Seher, polisi ara. Ben 10 dakikaya oradayım. Hah, para geldi. Yürü be. Ne yapıyorsun lan, oturduğun yere? Tamam. Bir şey olursa icabına bak. Tamam. Yürü. Acımam yok ha. Bana bak. Akıllı olun lan. Parayı al ve kapıyı kapat. Beyni dağıtmam an meselesi. Tamam. Getirdin mi parayı Seher? Getirdim. Hadi, hadi. Ne ya? At, 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 at.
Bırakın. Tutun memur bey. Bırak. Yakalayın. Çık hadi çık. Daha bitmedi. Bunun hesabını vereceksiniz. Hesabını vereceksiniz. Bırak. Sedat. Geçmiş olsun kardeşim. İyi misin? İyiyiz. Siz olmasaydınız şimdi ölmüştük dostum. İyi ki varsınız kardeşim. İyi ki varsınız. Seninle daha sonra konuşacağız. Seher, her başım sıkıştığında her zaman yanımdaydın. Şimdi de hayatımızı kurtardın. Sana bu borcu asla ödeyemem. Asla ödeyemem. Ne borcu Ayla? Aynı durumda olsam sen de aynısını yapardın. Sen bana hep iyilik yaptın. Ya ben? Saçma sapan davrandım. Senin çok sevdiğin arabanı elinden aldım. Bak o araba başımıza ne felaketler getirdi. Ben ne büyük hata yaptım. Seher affet beni. Affet canım. Canım arkadaşım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.